Herkese merhaba. Bugün yıllık hedef videosuyla karşınızdayım. Geçen sene yapmıştım ilk defa zaten ve orada hem 2020'nin enleriyle beraber birleştirmiştim. Bu sene 2021'in enleri diye bir şey olur mu zannetmiyorum. Çünkü okuduğum kitap sayısı şu an okuduğum kitapla beraber 14 kitap. O yüzden 2021'in enleri gelmeyebilir. Ama 2021'de okuduklarımı çekeceğim. Eğer isterseniz 2021'de izlediklerimi de çekebilirim. Ama büyük ihtimalle Y ve Z diye bir seri başlattık biz abimle beraber. O serimizde daha çok güncel fragmanları, olayları ve izlediğimiz filmleri ve dizileri konuşuyoruz. O video serisini lütfen takip edin. Böyle videolar genelde 1,5 saat falan oluyor. Ama altta zaten zamanlamaları koyuyoruz. Biz istediğiniz yere gidip bizim yorumumuzu orada görebilirsiniz. Daha yeni başlattık. Biraz daha böyle sinema günlüğü tarzında bir seri o zaten. Ona bir bakmanızı isteriz. Çünkü gerçekten en sık çekeceğim seri sanırım o olacak. Hem de böyle izlediğimiz şeyler hakkında da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Nelere tepki vermemizi istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Daha çok benim bu son 3 ayda o kadar fazla şey izledim ki anlatamam yani. Kitap okumaktan çok aslında bir şeyleri izlemeye ayırdım vaktimi. Kitap da okumaya çalışıyorum. Şu an Orion'u okuyorum. Aymeria Taner'in kitabı. Sonlarına geldim. Şu an onun için biraz heyecanlıyım çünkü çok böyle beklenmedik şeyler oluyor. Onu okuyorum şu an. Zaten bu dönemde de hep elimde o kitap vardı. Onu okumaya çalıştım. Onun da yorumu gelecek. Ondan sonra da hatta belki de ayrı bir yorumunu zaten çekeceğim. Ama 2021'de okuduklarımdan da bahsederiz onda. Bu videomuzda ilk olarak 2021 hedeflerimden ne kadarını yapmışım, ne kadarını yapamamışım. Önce onu konuşacağız. Daha sonra da yeni yıl hedeflerimden bahsedeceğiz. Bu yeni yılda kullanacağım ajanda. Bu ajanda Ecmel'i takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ecmel ablanın kendi ajandası. Bu sene de bunu kullanmayı düşünüyorum. İçinde hem stickerlarımız var hem de böyle bir ajanda ayrıcı koymuşlar. Burada benim 2022 hedeflerim. Arkaya yazdım. Bir tane hedefimi açıklayamayacağım maalesef. Bununla ilgili belki sonra bir video çekerim ama benim için çok önemli bir hedef ve biraz da kişisel aslında. Onun dışında bütün hedeflerimi size burada açıklayacağım. Şu an onu açıklayacak güçte değilim maalesef. Ama bununla ilgili belki ileride bir video gelir. Belli olmaz. Ama ilk olarak kaç tanesini yapmışız buna bakacağız. Hemen bir kalem alıp geliyorum. Önceki videomu izlediyseniz eğer geçen seneki videoyu biliyorsunuzdur zaten hedeflerimi. Burada daha çok neleri başarmışız neleri başaramamışız ona bakacağız. Bu arada bu seneki çoğu hedefimi başaramamışım onu fark ettim ve biraz da üzdü bu durum beni. İlk hedefimiz üniversite sınavını kazanmaktı. Tabii ki de başaramadım. Şu an ikinci mezun senemdeyim. Bu zaten listeye de baktığımda ve yeni listeme baktığımda hem düşüncelerimdeki değişikliği de görüyorum. Hem de yeni yeni hedefler de var tabi. Bunu yapamadık maalesef ama bu sene olacak inşallah. 60 kitap okumak en az demişim. Dediğim gibi bu sene 14 kitap okudum. 2 senedir sanırım 60 kitaplık hedefime ulaşamıyorum ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Ama hayatım gerçekten şu an roller coaster gibi olduğu için de bir şey de yapamıyorum bu konu hakkında. Hani 14 kitabı okumak bile inanın bana bir mucize gibi geliyor. Çünkü oturup okuyacak vaktim yok. Zaten okumaya çalışsam da beynimde o kadar fazla düşünce var ki odaklanamıyorum. Bu sefer okuduğum şeyi de anlayamıyorum ve vakit boşa geçmiş oluyor. Bu sene de hedefim 60. O 60'ı yapana kadar gidecek yani. Üçüncü hedefim dolabımı değiştirmekmiş. Dolabımı değiştirdim. Evet, tarzımı değiştirdim daha doğrusu. Eskiden hiçbir şekilde alışverişe çıkmayı sevmeyen ben şu an deli gibi etrafta trend yoldur. İşte butikler araştırıyorum, ne bileyim Adax'ın mağazalarına falan giriyorum. Yani gerçekten bu sene içerisinde tarzımı bayağı bir değiştirdim ve güzel giyinmeye başladığımı hissediyorum. Ve bir şey giydiğimde içinde temiz ve mutlu hissediyorum ve kendimi yepyeni ışıldıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bu tabii ki de devam edecek. Dolabımı değiştirme süreci sadece böyle birkaç parçayla değil. Üniversiteyi kazandıktan sonra bu daha da bir artacak gerçi. Ama bu sene bunu başardığım için gerçekten mutluyum yani tarzımı değiştirdiğim için.
YouTube'a en az 40 video atmak, büyük ihtimalle 40 video atamadım. Ne kadar attım şuraya bir yere yazarım, şu an sayamadım çünkü telefondan çekiyorum. Bu sene içerisinde başardığımı en ama en çok sevindiğim şey yeni bir bilgisayar almak. Ek bir madde daha var. Yeni bir bilgisayar için para biriktirmek. Bilgisayarımın modelini şuraya bir yere koyarım. Çünkü Instagram'da da arada soruyorsunuz bazen. Monster'ın bir modelini aldım ve yazın almıştım. Temmuz'un başında aldık. Ücretin yarısını zaten ben karşıladım bütün sene boyunca. Yani ne kadara aldık o bilgisayarı? Şu an fiyatı gerçi iki katına çıktı malum dövizden dolayı da. 6700 mi 6200 emine almıştık bu bilgisayarı. Ben sanırım bir 3500'ünü, 3000'ini ben karşıladım. Şu an ne oyun oynamakta, ne edit yapmakta, ne de başka bir şeyle uğraşırken hiçbir kasma gibi bir durum yaşamıyorum. Bilgisayarda gerçekten dinlendiğimi hissediyorum. Yani bilgisayar beni yormuyor şu an, o yüzden mutluyum. Okuma maratonu yapmak, zaten her sene bir okuma maratonu yapıyoruz. Bu sene yaptığımız maraton açıkçası yani çok fazla insan katılmadı gördüğüm kadarıyla. Yani okuma maratonu çok fazla isteyen insan var ama bir baktım ki katılım o kadar azdı ki ve ilgi de o kadar azdı ki biraz üzüldüm açıkçası. Ama okuma maratonunda yine de bayağı bir kitap okudum. 5 kitap mı okudum? Kaç kitap okudum bilmiyorum. Yani 7 kitap hedefim vardı. 5'ini falan okudum sanırım. O haftaya çok böyle istekli başlamıştım ama sonradan biraz böyle hani ilginin de azaldığını gördüğümde de açıkçası biraz üzüldüm. Ama bunun da sebebi işte uzun süre video atmadım, ne bileyim kanala da artık hani YouTube'da nasıl bir sistem var bilmiyorum da eğer bildirimlerinizi açmıyorsanız bildirimler böyle birkaç gün sonra falan geliyor. O yüzden lütfen kanala abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın ki bildirimleriniz açık olsun ki ben video attığımda direkt görün. Buradan da söyleyeyim. Bir seri maratonu yapmak. Aslında Hava Uyanıyor serisinin maratonunu yapmak istiyordum ama üniversite sınav dönemi geçtikten sonra tekrardan mezuna kalmaya karar verdim ve o dönem gerçekten benim için yani geçen seneden bile daha kötü bir dönemdi ve hala izlerini de taşıyorum aslında. Yani o ümitsizliği miydin? Yani ümitsizlik değil de yani biraz daha böyle o yıkıklık derler aslında. Onu hala taşıyorum ve bununla başa çıkmak gerçekten daha zor ama yine de başaracağıma inanıyorum ben. Yani bu dönemi atlatacağıma inanıyorum. Ondan dolayı o dönemde de seri maratonu yapmak isteyen yine insan vardı ama hem önceki okuma maratonuna gelmeyen ilgi hem de benim modumun çok kötü olmasından dolayı bu seri maratonunu yapamadık maalesef ama bakalım seneye inşallah yapacağız. Bir Funko daha almak. Aslında Funko alabilirdim. Para biriktirmiştim ama hangi Funko'yu alacağımı bilemedim. O kadar fazla yeni şey çıkıyor ki büyük ihtimalle Yüzüklerin Efendisi'nden bir şey alabilirim ya da Dune'la ilgili bir şey alabilirim bilmiyorum. Çok daha pahalı olmuştur yani. En son 80 lira filandı ben baktığımda. Büyük ihtimalle o bir 160'a hatta 200'e bile çıkmıştır. O yüzden bilmiyorum alabilir miyim, gücüm buna yeter mi ama bakacağız. Saçlarımı daha değişik renklere boyamak. Benim saçım geçen sene mordu, videolarımdan da görmüşsünüzdür. Saçımın rengi açık olduğu için ve dipleri de gerçekten böyle kabak gibi ortada oluyordu. Yani sanki 60 yaşında böyle saçlarımı boyatmışım ve beyazlıyormuş gibi. Hani ağarmış sanki saçım, öyle gözüküyordu. O yüzden de çok böyle daha değişik renklere boyatma düşüncesi aklıma geçmedi. Çünkü saçlarım dökülmeye başladı hem de stresten dolayı. İyice canını okudum yani saçımın. Başka renge boyatmadım ama saçımı normal rengine döndürmek için gitgide kahverengiye boyattık. Ve zaten şu an belli oluyordur. Şurası benim kendi dibim. Burası hala boyalı kısmı. Ben böyle olmasını çok seviyorum ama tabii ki de saçlarımı kestirdikçe doğal rengine döneceğiz. Büyük ihtimalle uzun bir sürede boyatmayı düşünmüyorum saçımı. Dövme yaptırmak demişim. Dövme yaptırma fikri aslında geçen sene ben hedeflerime eklediğimde hangi dövme modelini yapacağını falan bilmiyordum ve araştırıyordum aslında ama hiç böyle tam anlamıyla evet bu benim kolumda olacak ya da bacağımda olacak dövme diye düşünmedim. Fakat tam böyle bir gün sanırım Haziran ayında falan önüme bir video düştü ve videodaki o şeyi gördüğüm anda derim ki evet bunu benim koluma yaptırmam gerekiyor. Yani dövme modeli şu an belli. Sadece dövme yaptırmak için sanırım biraz daha soğuk havalara gelmemiz gerekiyormuş. Büyük ihtimalle semester'da inşallah para biriktirebilirsem tekrardan dövme yaptıracağım. Kolumu şu kısmına yaptırmayı düşünüyorum. Aslında iç kısmına yaptıracaktım ama damarlardan dolayı kötü gözükür falan demişti. Abim o konularda daha iyi. Abim sol koluna yaptıracak benim yaptırdığım dövmeyi. Ben de sağ koluma yaptıracağım. Böyle matchleşeceğiz biraz yani. Ama ben kolumun dışına biraz daha küçük yaptırmayı düşünüyorum. O biraz daha böyle büyük yaptırmak istiyor. Yapmadık ama buna bir yarım artı koyabilirim ya yani. Yaptıracağım. Hala var. Sadece modeli bulamamıştım.
Bulduk. Evet. Ajandana daha fazla vakit ayırmak demişim. Şöyle göstereyim size ajandama nasıl daha fazla vakit ayırdığımı. Bu tarz sayfalarla süsledim buraları. Ve ileride de var aslında şöyle. Ayırabildiğim süre zarfı boyunca ayırdım. O yüzden bir tık daha mutluyum. Hatta şuralarda böyle yerlerde olsa mı vardı bakalım. Şöyle. Mutluyum yani. Bu stickerları da Instagram'da bir sayfa vardı. Oradan sipariş etmiştim ama sanırım şu an kapanmış. Bir tık üzüldüm. Bir de sunu olarak da şurayı göstereyim ve kapatayım artık. Hoş ya, ben seviyorum böyle şeyler yapmayı. Ve böyle baktıkça da o günlerimi hatırlıyorum. O yüzden buna daha da fazla vakit ayırmak istiyorum bu sene. Ama yaptım. O yüzden tikliyoruz bunu da. Daha fazla oyun oynamak demişim. Şimdi bilgisayarı da aldığım için artık oyun anlamında da bir geliştik. Hem abimle beraber oynuyoruz bazen. PlayStation'a daha çok vakit geçirirdim Persona oynadığım için. Ama bu sene açıkçası hiç Persona oynamadım. Hani bir kere bile başına oturmadım. Daha çok Genshin Impact oynadım. Witcher Wild Hunt'ı indirdim. 3. Onu oynadım. Persona 4'ü indirdim. Onu alacağımı söylemiştim. Onu oynadım. Sonra abimle beraber Resident Evil Village'ı oynadık beraber. Ondan sonra ya bir sürü oyun oynadık aslında. O yüzden bunu da tikliyorum. 5 tane anime bitirmek demişim. 6 tane bitirdim. Neler olduğunu buralara bir yerlere sırayla koyarım. Büyük ihtimalle sayacağım şimdi. Fruits Basket'i bitirdim. Attack on Titan'ın artık son partı gelecek 9 Ocak'ta. Ona kadar bitirdim. Given'ı izledim. Given'da gerçekten çok fazla ağladım. Given benim şu an yani gerçekten değerlim gibi bir şey. O yüzden bunu da tikliyoruz. 10 tane dizi bitirmek demişim. 5 tane bitirmişim dizi. Bitirdiğim diziler de hatırladığım kadarıyla. Şu an Shadow and Bone'u bitirdim. Witcher'ın 2. sezonunu bitirdim. You'nun 2. ve 3. sezonunu bitirdim. Onun dışında Breaking Bad'in 2. ve 3.'nün şu an ortalarında filanım. 2. sezonu bitirmiştim. Onun dışında bir de Squid Game'in tamamını bitirdim. Yani bunları sayabilirsek tabii ki de olur. Ama 10 tane dizi bitirmek, yani oradaki Sude'ye soruyorum. 10 tane dizi bitirmeyi nasıl başarabileceğini düşündüm. Yani kendini tanıyamamış. 15 tane film bitirmek. Bu sene içerisinde 22 tane film izlemişim ve büyük ihtimalle bu 22 filmin 22'si de son 3 ayda filan izlediklerim. Bunlar hakkında daha çok Y ve Z'de konuşuyoruz. O yüzden adlarını belki buraya bir yere koyabilirim ama Spider-Man'in Far From Home ve No Way Home'u izledim şu an hatırladığım kadarıyla. The Last Duel izledim. Invisible Guest izledik. The Duelist izledik. Onları daha çok orada konuştuğumuz için oradan bakabilirsiniz. Yani bayağı bir şey izledim ama. Yani Last Night in Soho mesela, onu hatırlıyorum şu an. Yani bu sene daha çok benim kendimi film konusunda aştığım bir seneydi. O yüzden kendime gurur duyuyorum açıkçası. Diğer maddemiz araba kullanmak. Hayır. Büyük ihtimalle bunu kullanamayacağım. Çünkü araba ile ilgili biraz bilgi sahibi oldum ama hiç direksiyon başına oturmadım. Hiç de ehliyet sınavına falan girmedim. Zaten girecek halim mi var? Bakar mısınız yani bana? Ondan düşünmüyorum yani şu an. Bu olmadı, olmayacaktı. Bir süre olmayacak yani. Benim başıma bir olay gelene kadar büyük ihtimalle araba kullanmayı düşünmeyeceğim ben. Çünkü önceki videoda demiştim, aşırı stres olduğum bir durum ve anksiyetem falan tutar, iyice araba gider ben giderim falan, gerek yok yani bu tarz şeylere. Bir günlük bitirmek demişim. Geçen videoda zaten günlüğümü göstermiştim. Burada da göstereyim. Anneciğim uyuyor muydun? Ay geriniyor bir de orada. Minnoş. Bilmiyorum. Şu kadar yazılmış, şu kadarı kaldı. Daha çok artık ses kayıtları falan almaya başladım. Çünkü aklımdaki şeyleri böyle artık yazmaya enerjim yetmiyor. O yüzden böyle günlük gibi değil de telefonumda ses kayıtları alıyorum. O gün ne hissettiğimle ilgili eğer konuşmak istiyorsam. Kurguma bir temel atmak demişim. Evet, kurguma artık bir temel attım. Sadece sonunu bilmiyorum şu an. Başı, ortası, her şey belli. Karakterlerin çoğunluğu belli. Ters köşeler ve olayların kırılma noktaları da belli. Hatta oturdum yazmaya başladım ama bölümün başına, hani birinci bölümden yazmaya başlayamıyorum. Hep aklıma ara ara sahneler geliyor, onları yazıyorum. Ve genelde hep aklımda yaşıyor yani o karakterler. Sadece son zamanlarda ona ayıracak çok fazla vaktim olmadı. Ve büyük ihtimalle tekrar ilham geldiğinde de tam olarak yazmaya başlayacağım. O yüzden bunu tikliyoruz.
edit yapmakta kendini geliştir. Yeni bir edit programı bul. Başardım. Shotcut'ı indirdim. Şu an onu kullanıyorum ve orada da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aslında belki videolarda kalitelerden anlayabiliyorsunuzdur yaptığım böyle editlerde. Özellikle de Y ve Z'nin ikinci bölümünde bayağı böyle bir uğraştım ve eğlendim yani o videoyu editlerken. Onun için tekrardan uğraşıyorum ama bunu başarmış olarak sayabiliriz bence. Ve son olarak sanal arkadaşlarımdan birisiyle tanışmak demişim. Bunu da aslında hiç düşünmüyordum başarabileceğimi. Yani hiç böyle burnumun için çok uğraşmadım aslında. Ama gerçekten fırsat ayağıma geldi desem yerinir. Bir Dünya Yasemin'i takip ediyor musunuz bilmiyorum. Yasemin'le buluşmuştum bu yaz ve gerçekten geçirdiğim en güzel gündü yani. Yazın en güzel günü o gündü. Aralıksız konuştuk ya, yani zaman aktı desem yeridir. Hatta buluştuğumuz günde o bir vlog çekmişti. Ona da bakabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir insan. Çok seviyorum onu da. Canım Yasemin. Bunu başarabileceğimi düşünmemiştim. Sadece içimden geldiği için yazmıştım ama gerçekten sanal arkadaşlarımdan birisiyle tanıştım ve mutluyum. Evet, şimdi kaç tanesini yapmışız bakalım. 11,5 tanesini yapmışım. Yarı yarıya yapmışım. Kar yani yine. Ben böyle daha az yapabileceğimi düşünmüştüm ama. Yine de yapmışız yani ama üzüldüm. Bir 15-18 olmasını isterdim yani. Evet, şimdi gelelim yeni yıl hedeflerimize. 2022 hedeflerime. Burada 22 hedefimiz var. Geçen sene 21 hedefti. İstediğim bölümü güzel bir üniversitede okumak. Bölüm yani bu üniversite hedefimi bu şekilde değiştiririm. Çünkü üniversite sınavını kazanmak filan demektense, çünkü orada çıtayı belirleyemiyorsunuz. Daha böyle bir kesin bir yargı bulunmak istedim. İstediğim bölüm moleküler biyoloji ve genetik. Güzel bir üniversitede okumak. Aklımda üniversite tercihleri var ama illa artık Boğaziçi olsun demiyorum. Elbette hedefim orası. Ama bu demek değil ki Boğaziçi dışında olsa yıkılırım. Değil yani, artık o kafadan çıktım. İkincisi, yeni bir günlüğe başlamak. Bu günlüğü aslında hiç bırakmak istemiyorum. Çünkü bu günlük benim 2019 Mayıs ayından beri yazdığım bir günlük. Ve bunu bırakırsam bilmiyorum yani. Sürekli elim buna gidiyordu. Alışamayacağım artık. Yeni olarak ne alırım, ne yaparım bilmiyorum. Ama yani bu günlüğü özlerim büyük ihtimalle. Çünkü çok zor zamanlardan geçmiştim bunu yazarken. Ve hep yanımda arkadaş olarak bu vardı. O yüzden biraz üzülürüm herhalde bunu bıraktığımda. Ama bitireceğiz onu artık. Çünkü çok az sayfası kaldı. Yine 60 kitap okumak hedefini koydum. Bundan vazgeçmeyeceğim. Gerçekten okumak istiyorum çünkü böyle kitaptan kitaba koşmak istiyorum ama hayat bana izin vermiyor şu an. Ama yapacağız bunu. 4. İstediğim dövmeyi yaptırmak. Belki eğer göstermek istersem şuraya bir yere koyarım. Gerçekten benim için hem anlamı çok büyük, kendi kattığım anlam çok büyük, hem de dövmenin kendisinin anlamı da çok güzel. O yüzden onu yaptırmayı istiyorum. 10 tane anime bitirmek demişim. Sanırım geçen sene 5'te 10'a çıkarmışım. 10 tane bitirilir ama, çünkü çok fazla yeni anime keşfettim. Zaten anime önerileri hakkında da Instagram'da bir liste oluşturmuştum ben. Oradan da bakabilirsiniz. Orada böyle bitirmek istediğim animelerin çoğunluğu var. Her günde yeni bir tane ekliyorum oraya. Yine 10 tane dizi bitirmek demişim. Bundan çok emin değilim ama büyük ihtimalle Amazon'dan falan izlerim, eğer Netflix'ten izleyemesem de. Ve Türk dizileri de buna dahil bu arada. Şu an Türk dizilerinden Evlilik Hakkında Her Şeyi izliyorum. Yargıyı izliyorum. Bir de Guilty Pleasure'ım Sadakatsiz izliyorum. Evet, Sadakatsiz izliyorum. Tamamen kaos ortamı görmek için. Başka hiçbir amacım yok yani. Ama keyif alıyorum. Ne yapayım yani. Gerçekten tam bir Guilty Pleasure yani. Sadakatsiz. Bir de Aşk Mantık İntikamı'nın sadece kliplerine ve fragmanlarına bakıyorum. Başka hiçbir şey izlemiyorum. 20 tane film bitirmek demişim. Geçen sene sanırım 15'ti. Baktım hani bu sene 22 tane izliyorsam eğer 20 tanesini ayrı ayrı izlerim diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle bunu da geçerim bu arada. 8. Kurgumu yazmaya başlamak. Birinci bölümden itibaren artık yazmaya başlamak istiyorum bu kurguyu. O yüzden hedefim bir tık daha yüksek ve bu biraz daha zorlayacak benim. 9 YouTube'a 40 video atmak, geçen sene başaramadığım için, yani bu sene başaramadığım için, bakalım 2022'de başarmak istiyorum bunu. YouTube'a daha fazla vakit ayırmak istiyorum. 11 hayvan sahiplenmek. Aslında son 2 günde gerçekleşen bir olaydı. Hatta bir hafta diyebiliriz. 2021'in sonunda gerçekleştirdim ve 2022 hedeflerime de eklemek istedim. Kendisi şu an şurada uyuyor. Getirelim beyimizi. Yuki. Ne oldu aşkım? Gel bir seni videoya almam lazım kuzum. Kendisi Yuki Bey. Böyle bir beyimiz var şu an. Uyuyordu yatağımda. Sessiz sessiz.
Şu an dolanıyor etrafta. Bir kere daha göstereyim bari, sonra geri yatmaya gidersin kuzum. Kendisi 4-5 aylık, sahiplendik. Tamamen satın alma falan yok. Şu an tutamıyorum elimde. Ay, mis gibi de kokuyor. İlk kedi sahiplenme tecrübem bu benim. Ve gerçekten zor bir süreç diye düşünmüştük. Ama bize verdiği böyle fayda çok hoş, yani verdiği mutluluk. Ben koydum adını. Çünkü gerçekten tam bir prens ve kışında sahiplendiğimiz için kar anlamına geliyor zaten. Belki biliyorsunuzdur eğer anime izliyorsanız. Bir de Yuki adında olan karakterleri de çok sevdiğim için prensime bunu koyayım istedim. Salı gününden beri bizimle, bugün günlerden cuma ve gerçekten evine de alıştı. Benimle beraber uyuyor. Her taraf o kokuyor zaten. Benim bütün yorgan şu an Yuki kokuyor. Yani videolarımda da görebilirsiniz bundan sonra Yuki'yi, bakalım. Elimizden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. 11 yeni bir telefon ya da kamera almak. Buna slash koydum çünkü telefon alırsam kamera almayacağım. Kamera alırsam da telefon almayacağım. Çünkü ikisi de benim için aynı. Şu an elimde iPhone 8 var benim. Onun kamerasıyla, ön kamerasıyla çekiyorum ve kamera kalitesi hala iyi gördüğünüz üzere. Ama eğer kamera alırsam da bu sefer telefonu yenilemeyi düşünmüyorum. Gerçi şu an teknolojik aletler çok pahalandı. Yani nasıl alabilirim, o gücü bulabilir miyim bilmiyorum. Ama bunu da yine de bir eklemek istedim. İkincisi de seri maratonu yapmak. Gerekirse başka bir serimiz olabilir. Ama hava yanıyor da kesinlikle bunu yapmak istiyorum. 13 yeni bir zaman kapsülü. Sezin Karameşe'yi böyle severek takip ettiğim için Mart ayının sanırım 13. gün müydü? Tam olarak hatırlamıyorum. Bir video yüklemişti, o zaman kapsülü oluşturdu. Ve o zaman kapsülünde böyle yazıyorsunuz dileklerinizi, kaldırıyorsunuz bir köşeyi, bir sene sonra gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi? Bu çekim yasasına inananlar için böyle güzel bir kapsül. Ben de çekim yasasına aslında gerçekten inanıyorum. İnanmaya başladım bu sene içerisinde yaşadığım olaylar da sağ olsun. Yani imkansız dediğim şeyler gerçekleşti mesela, böyle isteklerimle beraber. Doğru istemek önemli. Bir zaman kapsülü oluşturmuştum 13 Mart'ta. Onu açacağım, bakalım neler gerçekleşmiş. Birkaç tane hedefimi hatırlıyorum ama ne kadar yazdım onu da hatırlamıyorum gerçi. Oluşturursam burada videoyu alabiliriz, bakarız. Bir Funko daha almak demişim. Bunu buraya ekledim. Instagram'da daha aktif olmak demişim. Zorunluluk haline gelmeye başladı benim için aktif olmak. Hani bir şeyi paylaşmak istediğim için değil de aktif olmak için paylaşıyormuş gibi hissediyordum. Ve bu yüzden Instagram'da çok aktif değildim. Zaten hayatımda normal geçiyor yani. Paylaşabileceğim şeyler olduğunda da paylaşıyorum. Yeni bir hobi edinmek. Bunu gerçekten çok istiyorum. Çünkü şu an hayatımdaki hobileri sayayım size. Film izlemek, dizi izlemek, anime izlemek. Bunları bir sayalım mesela. Kitap okumak, Genshin Impact oynamak yok başka. Bundan başka yok. Bir de video çekmek, bu kadar. Müzik aleti çalmak olabilir, keman çalmak mesela, ya da tekrar resim yapmaya geri dönmek istiyorum. Yani ya da heykel tıraşlık bile olabilir yani, ya da dans olabilir. Yani bir şey yapmak istiyorum tekrardan, beni böyle deşarj edecek bir şey. Çünkü artık bulamamaya başladım. Korona sağ olsun, bulamıyorum artık yani. Bu pandemi dönemi hepimizi çok etkiledi. Yapacak bir şey bulamıyorum artık. Bu hedefin gerçekleşme ihtimali var ya da yok, bilmiyorum nasıl olacak ama bir kitaplık daha almak istiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere şuralar artık doldu şu şekilde. Şu tarafta boş bir yerim var, orayı doldurmak istiyorum ama bu tamamen böyle rastgele koyduğum bir hedefti. Hani olursa çok güzel olur, böyle bir şey almak istiyorum tekrardan çünkü bu kitaplık artık kalmadı. Bu yine vardır, hepsi buradan almıştım ben bunu. İkisini de hepsi buradan aldım ama artık bu satılmıyor. Bolero kitaplıktı bu ama artık satılmıyor zaten, sıkıntılı bir kitaplık, yamuldu her yere. Bu çok güzel, bu tarz bir şey tekrar alabilirim, bakarız. Evet, 18. hedefimi söyleyemem şu an çünkü kişisel biraz ve bununla ilgili ayrı bir video çekmek de istiyorum. Atlatmak istediğim bir süreç var, bununla ilgili bir maddemiz. En çok istediğim hedef sanırım bu ama bunu sizinle daha sonra kesinlikle konuşacağız. Söz veriyorum bu konu hakkında konuşmayı. Çünkü insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. 19. hedefimiz yeni bir anı kutusu oluşturmak. Benim şu an gösterebilirsem eğer. Bekleyin biraz. Şöyle iki tane anı kutum var. Şu birinci kutumuz anı kutusu yazıyor şöyle. İçinde hatta açayım. Bayağı içi dop dolu. İkisini de kendim boyadım. İkincisi de bu şekilde ama bunu daha çok seviyorum. Bayağı uğraşmıştım kaç saat bunu boyamak için. Bu tam dolmadı şu an şu şekilde bunun içi de. Anı kutusu benim sanırım birinci sınıftan beri oluşturduğum bir şey ve
Yani yapabileceğiniz en iyi yatırım olabilir anı kutusu. Çünkü seneler geçecek ve bir eşyaya verdiğiniz o değeri ve o zamana geri döndürüyor sizi. Anılarınızda yolculuk yapıyorsunuz. Çok güzel. İsterseniz anı kutularımı açtığım bir videoda çekebilirim. Ama isteğe bağlı bu arada. Çünkü gerçekten duygulanıp ağlayacağım çok fazla yer olur. Birkaç defa çünkü bakmıştım ve daldınız mı çıkamıyorsunuz yani anı kutusundan. O yüzden tekrardan bir tane daha oluşturmak istiyorum. Bu sanırım 10. sınıfta bunu oluşturdum ben. Yani üzerinden 5 sene geçmiş. 20, spora başlamak. Evet, fit bir insan olmak istiyorum. Kilo anlamında şu an bir problem çekmiyorum ama gerçekten çok hamlaştım ve bunu da yürürken hissediyorum ve artık hissetmek istemiyorum. Fit bir insan olmak istiyorum ve bunun için de uğraşıyorum şu an. Bunu çok istiyorum. Bu sene de en çok istediğim şeylerden birisi de bu. 21. maddemiz 5 tane oyun bitirmek. Bunu hedef olarak şöyle koydum. Ben alışkanlıklarından çok kolay vazgeçebilen bir insan değilim. Gevşinim pekti. Geçen sene 2021'in Ekim'inde oynamaya başladım. Kasım'da filan. Hala oynuyorum. Bakın hani böyle bir bağımlılık yok abi. Hani gerçekten bayağı manyak seviyorum ve gevşinim pek bağımlısı insanları biliyorsanız onlardan birisi benim yani. Gerçekten aşırı bağımlısıyım. Hala oynuyorum mesela. Bugün akşam oynayacağım yani. Yarım saatte olsa oynuyorum. Ve çok fazla karakterim var. Yani 35 tane falan karakterim var. Bayağı 5 yıldızlı karakterim var. Ve şansım da bu anlamda dönüyor. Ama şu an ilk doyu istiyorum ve alabilecek miyim bilmiyorum. Alamazsam da bakalım yani şansıma. Jungle gelse de olur fark etmez. Benim pandemi döneminde en sevdiğim şey Genshin Impact oynamaktı ve hala da öyle. Hala da bu değişmedi. Ama artık başka şeyler de açılmak istiyorum. Mesela Witcher'ı bitirmek istiyorum. 3. oyununu. Ya da Persona 4'ü bitirmek istiyorum. Persona 5'i ben hala bitirmedim bu arada. O hala duruyor. Son 1 saatlik bir kısmı kaldı. O hala duruyor. Belki onu da sayabilirim. Bilmiyorum. Ve 22. maddemiz kanala daha çok vakit ayırmak. Sizinle daha fazla vakit geçirmek. Canlı yayınlarımı da arttırmak. Tekrardan başlamak ya da katıl butonunu da ekleyebilirim. Onunla ilgili içerikler üretebilirim. Y ve Z ile beraber daha fazla konuşuruz filmler, diziler hakkında. Umarım başarabilirim bu hedeflerimi. Ve evet, videomuz bu şekildeydi. Aylar sonra tekrardan buraya oturdum ve çok garip hissettim aslında. Konuşmamda bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Çünkü aylardır konuşmuyordum buraya oturup ve böyle arada böyle filaz fazlaysa eğer konuşmalarımda özür dilerim önce. Çünkü gerçekten unutmuşum kamera karşısında konuşmayı. Evet, bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu video hakkında görüşlerinizi de merak ediyorum. Zil işaretine basmayı da unutmayın ki bildirim gelsin hemen size ben video yüklediğimde. Sizin bu yıl hala hedefleriniz neler? İzlememi istediğiniz şeyleri de aşağıya yazabilirsiniz. Okumamı istediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Dertleşebiliriz aslında bu sene neler yaşadık, neleri yaptınız, neleri yapamadınız 2022'de. Neler istiyorsunuz hayatınızda? Bunlar hakkında da konuşabiliriz. Biraz böyle sohbet videosu çekmek istedim. Bundan sonra kitap yorumu gelebilir, kitap alışverişi gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü şu an hem bir alacak kitap bulamıyorum. İki, kitaplar çok pahalandı. Alacağım sanırım şu an iki kitap var. Biri Krallar ve Soytarıları. İki, Suat'la Betçilerinin ikinci kitabı. Şu an başka bir şey almayı düşünmüyorum yani. Evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.